Evet, tüm bu durumları konuşalım istiyoruz. Sıcak hava dalgası özellikle güney bölgelerde etkili oluyor ama bu hafta Marmara için de çok sıcak geçecek gibi. Aynı zamanda bir yandan da seller meydana geliyor. Bunları konuşalım istiyoruz. Ayrıntıları Habertürk TV meteoroloji mühendisi Hüseyin Öztel'den alacağız. Hüseyin, hoş geldin öncelikle diyelim ve... Merhaba Uyaç abi. Çok teşekkürler. Evet. Neler bekliyor bizi Hüseyin, ne dersin? Nasıl bir haftaya başlıyoruz? Evet, Oya, bu Doğu Karadeniz, Orta Karadeniz dar alanlarda birkaç ilçede şiddetli yağışlar almaya bu haftada devam edecek. Önce onu söyleyelim. Türkiye'nin %95'inde hava güneşliyken bazı Gümüşhane'nin bu sefer doğusu Artvin'e, Rize'ye doğru olan kesimde Cuma'ya kadar, bugün pazartesi, Cuma'ya kadar aralıklarla böyle kuvvetli yağışlar oluşacak. Bunlar derelerin taşmasına bazı noktalarda sebebiyet verebilir. Bölgedeki vatandaş bugünlerde fındık topluyor. Doğu Karadeniz toplayacak. Bu yollarda bir faaliyet olacak ekonomik anlamda. Yağmurlar maalesef şimdi bu tarihte çok sevmezler. Devam edecek 4-5 gün daha, söyleyelim onu. Ama miktar olarak en çok Artvin'le Rize'ye düşmesini bekliyoruz. Bunun dışında Türkiye'de öyle bir hava yerleşti ki artık şu 5 güne bakınca 40 derecenin altında hisseden şehir yok gibi hava sıcaklığını Oya Çebi. Türkiye'de Karadeniz'in bazı yerlerini saydık ya, oralar dışında bulutlu yer çünkü kalmayacak ve güneş altında geçireceğiz bu haftayı. Şimdi açık renkli kıyafetler, güneş gözlüğü, bunlar çok önemli hissedilen sıcaklığı düşürmek için. Aynı zamanda günde 2 litreye yakın su içip gölge ve mümkünse klimalı alanlarda kalacağız. Ama bakın, bu klimaları kullanırken bazı hatalar yapıyoruz. Bize hem ünite arızası olarak dönüyor hem enerji kaybı olarak. 16 dereceye, 15 dereceye o klimayı getirirseniz dışarısı 40 dereceyken pek randıman alamadığınız gibi çok fazla enerji tüketirsiniz. Bunun bir hesabını yapmışlar. Yaklaşık 8 derece ya da 6 derece, 6-8 derece daha düşüğe ayarlamalıyız. Şimdi diyeceksiniz ki 40 derece ise sokak 34 derece olur mu? Gölgedeki sıcaklıklar ev içlerinde 30-28'lerde geziniyor. Dolayısıyla bizim onu 20-21'e ayarlamamız yeterli olacaktır. Bunu niye bu kadar uzattık? Çünkü hasta ediyor insanlar Oya Çebi. Kapalı yerlerde yaşıyoruz. Klimalar, havalandırma sistemleri bakımı yapılmamış bir kış mevsiminden çıktıysa özellikle, araştırsınlar bakın havaya ne kadar mikrojen partikül salıyor. Zaten maskeyle dışarıda sokakta zor duruyoruz sıcakta. Bazı evde maskeyi çıkarıp rahat oturalım. Evlerin havalandırmalarına dikkat ediniz. Aşırı sıcak herkesi bunaltıyor. Orta yaşlılar için ve çocuklar için tehlikeli. Şapka takmak lazım diyoruz. Yaz mevsiminin tabii güzel tarafına değinecek olursak, bazı kıyılarda müsilaj tehlikesi beklenirken oluşmadı şu anda. Bu olumlu bir haber. Ümit ederiz, hani doğa bize bir adım attı, biz ona koşarak gidelim de bu işten bir kurtulalım. Çünkü koku da yayıyor. Bu önümüzdeki dönemde hava sıcaklıkları artacak. Buna da dikkat edelim diyoruz Oya Çebi. Sıcak havalar, kuraklık, 5 gün 6 gün bizimle birlikte. Güneşin 11 ila 4 saatlerinde maksimum enerjisini verdiğini de unutmayalım. Saat 5'ten sonra da güneşlenilir mesela. Peki. Tatildeysek. Peki Hüseyin, sence bu sıcaklıklar normal mi? Sen şimdi konuya hakimsin. Nedir bu kadar yüksek olması normal? Normal dediğin mi? Sen normalden neyi anlıyorsun? Buna bağlı olarak değişir Oya Çebi. Geçen yıla göre baktığımızda ne dersin mesela? Biz ona 80 yıla göre bakıyoruz işte. 80 yıllık ortalama. Aslında çok yaklaştın. Ortalamaların İstanbul 2 derece üzerinde, Ege, Aydın 6-7 derece üzerinde Oya Çebi. Dolayısıyla normal değil. Normallerin çok üzerindeyiz. Ama biz bu normallerin üzerinde geçirmeye alıştığımız için insanlara, güneyde, Adanalı'ya bu hep böyledir zaten gibi geliyor. Oysa son yıllarda özellikle daha sıcak olmaya başladı. Daha nemli olmaya, daha su buharı daha fazla yapıştırmaya başladı. Bunlar tabii son 30-40 yılda bizim de ülkeyi, dünyayı insan olarak kirletmemizle, enerjiyi, emisyonu yaymamızla alakalı konular Oya Çebi. Kanada'da olanlar, Amerika'da, Rusya, Sibirya, buralar soğuk olması gerekirken 35 dereceler. Asıl sıra dışılıkları onlar yaşıyor. Biz yine 6-7 derece fark açıyoruz. Sibirya, Kanada 30 derecelik bir ekstrem değer ölçüyor yaz boyu sık sık. Yani en çok kalp orada atıyor, kuzeyde atıyor. Orası sağlıklı olmazsa dünyanın kalanı da sağlıklı olmaz. Ama şu anda abartılı, yani şaşırtıcı bir sıcaklık değil Türkiye için ama yine de zor geçecek. Peki. Bir hafta diyebiliriz Oya Çebi. Peki Hüseyin, çok teşekkür ediyorum. Verdiğim bu bilgiler için.